Arkadaşlar, bugün sizlere LG'nin 9 kilo yıkama, 6 kilo kurutma olan model kodu olarak FH4A8FDHK4N olan modelini tanıtacağız. Ürünümüz etikette de gözüktüğü gibi ortalamada A enerji sarfiyatına sahip. Ancak yıkamada 3 artılıdır, kurutma işlemine geçtiği zaman A'ya düşer. Bunun bilinmesinde fayda var çünkü sade yıkama makineli olan modeller bu serilerden daha tasarrufludur. Dış dizayn olarak yine klasik LG'nin alışık olduğu bombeli bir görüntüye sahip. Şurada power tuşumuzdan açtığımızda yan tarafta yine dokunmatik, alt ve yan taraflar dokunmatik, orta taraf sadece ekran olan bir göstergesi var. Her bir çevirdiğimizde kaç dakika kaldığını, derecesini, devrini yine sunuyor. Alttan her bir sefer bastığımızda da programın izin verdiği kadar değişiklik sağlatabiliyor. Işık zaten burada size yol gösteriyor. Hangi programda ne kadar ısıyı veya ne kadar devri kullanabilirsiniz diye. Dakikada ona göre artıyor. Kısa program olarak 30 dakika sunuyor. Tabii bu 30 kiloyu 9 kilo için yıkayamıyor. Yani 30 dakikada sadece 3 kilo için geçerlilik sağlayabiliyor. Kazanın içine bakacak olursak klasik LG'nin damla yapılı bir kazanına sahip. Artık firmalar malum oraya koydukları şekillere göre kazanlara isim vermeye başladılar. Bu da damla kazan diye geçiyor. Kazan çelik malum. Dış çerçevesi plastik. Zaten onu artık çelik yapan bildiğim kadarıyla yok. Şu parçalar plastik. Farklı olarak LG'lerde şu ön taraflarda bir su jeti var. Bunun amacı da içerisine atmış olduğunuz eşyalarınızı sadece alttan su alarak değil de üstten de püskürtme yöntemiyle bir an önce ıslanmasını sağlamak ve çalışmaya başlaması. Bu da bir yerde tasarruf sağlıyor. Çünkü elektrikten tasarruf ediyor, bir an önce stabil şekilde çalışıyor. Şurada dezavantaj olarak bilmemiz gerekenler. Bu modellerde kurutma işlemi kullanıldıktan sonra, özellikle kurutma işlemi, havlar eşyalarınızın üzerinden çıkacak pamukçuklar şu lastiğin arasına birikir. Ve siz her kurutma işlemi gerçekleştirdikten sonra bu lastik arasını temizlemezseniz bir sonraki yıkama işlemine içerideki pamukçuklar tekrardan ürünlerinize yapışır. Bu da haliyle istemeyeceğiniz bir görüntü ortaya çıkar. Bir diğeri de tekrar kurutma işlemi kullanıldıktan sonra sadece kurutma için geçerli. Kapağı ve deterjan bölmesini şu şekilde hafiften açık bırakmanız gerekiyor. Bunun amacı da kurutma sırasında makine çok fazla ısınacağı için o ısının bir an önce dışarıya çıkıp içerisinin soğumasını sağlamak. Bu da lastiğinizin kokmamasını, zaman içerisinde tabii ki bu hemen olacak bir şey değil ama koku yapmamasını ve uzun ömürlü kalmasını sağlayacaktır. Etiketinde de gördüğünüz gibi kendi ülkesinden gelmektedir. Direkt orijinal Kore'dir. Çünkü bazı modellerinde, alt modellerinde Çin'deki fabrikasından veyahut da farklı ülkelerde kurduğu fabrikalardan geliyor. Ebatlar da standart ölçülerdedir. Eni 60 santim, yükseklik 85 santim, derinlik de kapak hariç 64 santimdir. Bunu özellikle belirtmemdeki sebep, ölçüldüğünde hortum payı da hesap edilip buraya kadar gelen kısmı 64 santim. Eğer ki ön tarafta bir kapağınız varsa veyahut da kapı varsa bu bombeyi de hesap etmeniz gerekiyor. O bombeyi de hesaplayınca ortalama 70 santime kadar geliyor derinliği. Yine direct drive motor kullanıyor. Buna standart olarak 10 yıl motor garantisi sunuyor. Bilmeyenler için söyleyeyim, gerçi kanalımızda tanıtımı var. Direct drive motor nasıl çalışır diye. Kayışsız ve fırçasız bir motor tipidir. Kayış olmadığı için de zaman içerisindeki oluşan o titreşim ve sarsıntı, hatta ses ortadan kalkmış oluyor. Bunun avantajı olarak da cihaz daha performanslı bir şekilde çalışıyor. Farklı olarak buhar tazeliği diye buhar programı olarak adlandırdığı iki tane program var. Biri buhar tazeliği. Eğer ki bu modu seçerseniz 4 tane aynı materyalde ürünü attığınız takdirde 3 tane İçerisine deterjan atmıyorsunuz. Hani ürünler kirlenmemiştir de koku sinmiştir. O kokuyu arındırmak için kullanılan bir programdır bu. 20 dakikalık periyotlarla yapabiliyorsunuz. Hemen atıp buharla bir çalkalayıp
içerisinden çıkıp giyebiliyorsunuz. Bir de antialerjik modu var. Eğer arzu ederseniz işlem bittikten sonra cihazın içerisine buhar bastırabiliyorsunuz. İşte bebek kıyafetleri vardır, alerjik bünyeli bir tanıdığınız ya da siz öylesinizdir. Bütün materyallerden, bütün alerjenlerden kurtulmanızı sağlayabiliyor. Dilerseniz en son olarak da testini göstereyim. Evet, makinemizin yıkama kısmındaki motor sesi bu. Ki şu an burası sessiz bir ortam. Ha, evde tabii ne olacak? Bunun içerisinde suyun çalkalanma ve içerisindeki eşyalarınızı da sağa sola çarpma sesi oluşacak. Ama asıl önemli olan yani motorun sesi bu. Yani yok. Atladığım bir özellik var mı diye bakıyorum. Şurada Smart Diagnosis diye yazdığı bir özellik var. Bu akıllı teşhis özelliği diye de geçiyor. Olası bir cihazda oluşan bir problemde arıza da önce servisi değil arzu ederseniz müşteri hizmetlerini arıyorsunuz. Müşteri hizmetleri size yanlış bilmiyorsam sıcaklığa 3 saniye basılı tutmanızı istiyor ve cihazdan bir fax sinyali gibi bir sinyal çıkıyor. Telefonunuzu buradaki simgenin olduğu yere yaklaştırıyorsunuz ve müşteri hizmetleri size cihazın neresinde ne arıza olduğunu tespit ediyor. Ona göre servis kaydınızı açıyor ve servis bilerek geliyor. Yani önce gelip sorunu tespit edip bir daha sorunu çözmeye çalışmıyor. E tabii ki bu da hızlandırılmış bir sistem oluyor. Bir artı olarak da yeni serilerde 2016'dan itibaren program indirme diye bir özellik kattı. Şu an LG'nin kendi uygulaması sayesinde arzu ederseniz ve telefonunuzda NFC özelliği varsa o programı kullanarak şu an cihaza üzerinde olmayan 10 tane daha program ekleyebiliyorsunuz. Hemen şu takon yazan yere telefonunuzu yaklaştırıyorsunuz. Buradan cihaz otomatikman tanımlıyor kaç dakikada yıkayacağını, hangi materyali yıkayacağını, devrini ve sıcaklığını kendisi ayarlıyor. Bu şu an için çok gerekli mi? Aslında değil. Ama bundan misal diyorum 5 sene sonra eğer ki farklı bir program çıkarsa onu makinenize tanımlamaz, yani güncellemenizi sağlıyor. Ha, aklınıza da şey gelmesin işte ne kadar elektronik o kadar çabuk bozulur. Aslında böyle bir şey yok. Şundan dolayı yok çünkü bu cihazların içerilerinde zaten anakartları, devreleri mevcut. Zaten bunlar artık eski tip makineler değil. Ondan dolayı da hiç öyle hani özellik arttıkça çabuk bozulur düşüncesine kapılmayın bence. Anlatacaklarımız bu kadar. Anlattıklarımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşça kalın.